Hazretleri diyor ki müminin efendim mümin kim halidir? İman eder, inanan kişiye mümindir. Müminin beş tane bayramı var diyor. Beş bayram. Beş. Nedir? Bir. Birincisi mümin 24 saat üzerinden geçer. Yani bir gün bir gece kaç saattir? 24 saat. 24 saat üzerinden geçer eğer günah işlemezse, bu bizim elimizde, günah işlemek de işlememek de bizim elimize değil diye kardeşlerim. Allah bize irade vermiş, akıl vermiş. Allah bize akıl vermiş. Zaten geriden bakın. Allah geriden namaz istemiyor, oruç istemiyor, hac istemiyor, hiçbir tanesi istemiyor. Niye? Akıl vermiş ona. İsterse adaletsizlik yapmış olur. Bunları hayvandan istiyor mu? Yani hayvandan namaz istiyor mu? Hayvandan oruç, hayvandan hac, hacmanın zekat istiyor mu? Yok. Niye? Ona akıl vermemiş. Ona sadece nefis vermiş. Ama insana hem aklı vermiş hem nefsi vermiş. Aklını ve ruhunu nefsine galip getirdiğimiz takdirde o zaman meleklerden kat kat daha üstünüz fazileti. Ama yok. Eğer insan aklini ve ruhunu nefsine esir ederse ulaike kelen abi merhum eder diyor Allah. Onlar hayvanlardan daha aşağıdır diye Allah ne yapıyor? Allah ne yapıyor? Evet demek ki 24 saat geçer üzerinden de eğer amel defterine günah yazdırmazsa amel defterimiz var bak üzerimizde kiramen katipler var bilim sahibimizse o da bu sahada hemen sevapları yazıyor. Dilinden bir kelime çıksın diyor Allah ayetleri. Hemen kaydediyorlar. Gerektiği gerekiyor. Hemen kaydediyorlar. Evet 24 saat günah yaptırmadığımız takdirde. Bayram, birinci bayram. Bu bayram Allah hepimize nasip eder şu an. İkinci bir bayram. Burası çok önemli. Ölüm geldiği zaman hepimize gelecek ölüm. Nereye kadar belli olmaz. Ölüm nereye kadar hiç belli olmaz. Eğer ölürken La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek ruhunu teslim ederse müminin en büyük bayramlarından bir tanesi de bu olacak. Allah hepimize nasip eder inşallah. En büyük bayram. Üçüncü bir bayram. Öldü. Kabre kurulacağız kabre. Orada iki tane sual melekleri gelecek. Ve suali münkerin ve nekilin. Birisi münker, birisi nekilin. Kalk bakalım. Ey Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma, neyse, bak. Söyle bakalım. Bak dünyada bu kadar yaşar. Söyle bakalım. Rabbim kim? Peygamberim kim? Kitabın hangisi? Hangi dine mensupsun? Kıblen neresi? Evet, kıblen Kabe'yi demekle olmaz. Oraya yönelmemişsen, namaz kılmamışsan, gidin, hiç dönmez orada. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Ne acayip günler, neler neler bunlar önümüze, ne fazileler gelecek. İşte değerli kardeşlerim, ama imanlı gitmiş ise hemen orada Allah inşallah hepimize bu bayramı nasip eder. O kabirler ve meleklere şu cevabı vereceğiz inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Çekmeyin. Şahadetiyle cevap verdiğimiz zaman o gördüğümüz kabir var ya altı toprak, üstü toprak, sağ toprak, sol toprak hemen Hazreti Muhammed'in tarifi Ekkadu Rabbakın bir yazı cinan hadisi şerifiyle hemen dünyada öyle diyemiyor cennet bahçelerinde bir bahçe oluyormuş. Görüyor musun? Öyle dünyada diyor. Ama eğer imansız gidersek cevap
oraya dediği takdirde oraya hemen ben kabru hafretü minhum feridiran, o cehennem çukurlarından bir çukur olacak, kıyamete kadar azap görecek, Allah kümlesi muhabbet. İşte müminin üçüncü bayramı o meleklerin sualine cevap. Dördüncü bayramı mümin cehennemden kurtulup cennete ulaştığı zaman, ki bu bayramı Allah hepimize nasip eder inşallah, o bayram da en büyük bayram. Şimdi beşinci bir bayram var. En büyük bayram. Gittik cennete. Cennete akla hayal. Pazar günü burada çok az cemaat var. Pazar pazartesine bağlayan. Gece burada sohbetim oldu. Müjdeler verdi Allah'a ait. Okumuştum. Cennette arakalı. Efendim değerli kardeşlerim, o cennete gittim. Her türlü nimet aklına, hayalına gelmeyecektir. Velekim kıyama geçmeyi yapmış gibi Allah. İştahınız, artınız ne çekiyorsa hepsi orada var. Allah soracak. Kullarım daha bir işiniz var. Ya Rabbi ne isteyelim? Kaç kılıçlık ibadet yaptık. Köşkleri, sarayları, verilen bize saraylar. Bir duvarı altında birisi İngiliz, birisi Elbasa, birisi Yahud'da. Böyle köşne verecek bize Cenab-ı Hak. Çetsedin mahtarı. Akla hayale gelmeyen. Ya Rabbi ne istiyorsun? Tekrar soracağım. Bu sefer ilim adamlarına, hocalara soracağız. Ya Allah bu nimetlerden başka bir nimet vaat etti. Vaat etti. Neyi vaat etti? Cemalini. O zaman diyeceğiz. Ya Rabbi istiyorum cemalini. Önce Davud Aleyhisselam bir çıkacak, bir Kur'an okuyacak. Davud Aleyhisselam'ın sesi çok muazzamdır. Allah Kur'an'da öyle diyor. O Kur'an okuduğu zaman, yani Zebur okuduğu zaman, onun kitabı Zebur, ve tayre mahşure, kuşlar böyle toplanırdı. O nameden o kadar yüksek sesi, kuşlar bile toplanır, onun okuduğu Kur'an'ı dinliyorlardı. Ama o okuduğu zaman cennetin bütün nimetlerini unutacak. O kadar sevgi olacak. Ondan sonra Hazreti Peygamber çıkacak. Yasin suresini okuyacak. Hazreti Peygamberimiz. Peygamberimiz okuduğu zaman hani eskiden yaşlılar bilir. Fener yakardı. Böyle elektrik şöyle yok. Şişeler pazarında yoktu. Gökyüzünde yoktu. Fener. Oraya elektrik olmazdı. O fenerin yanına şöyle bak biraz da rüküz geldi orada. Şimdi elektrik onun yanına o fener o elektriğin yanına ne yapar söner değil mi? Davud Aleyhisselam'dan sonra Peygamberimiz Yasin suresini okuduğu zaman o sömecek o kadar zevkli olacak. Bu sefer üçüncü olarak Allah-u Zülcelal Taha suresini okuyacak ki artık insanlar kendisine o kadar zevkli, o kadar zevkli olacak ki bunu anlatmak benim bu lisanım onu anlatacak kabiliyette değil diye kardeşleri Allah bize böyle mükafatlar vermiş. Şimdi değerli kardeşlerim bayram namazını kılacak. Vakit yaklaştı. İki dakikamız daha var. Vakit yaklaştı. 9 geçe ben öyle biliyorum. Yani 7'ye 5 var şimdi. Vaktinizi almayacağım. Şimdi burada hep beraber her sene olduğu gibi bayramlaşacağız. Bayramlaşacağız. Ondan sonra çıktığımız zaman büyükleri, annelerimiz, babalarımız sağsa onlarla bayramlaşıp onların ellerini, ayaklarını bile öpelim diyelim kardeşlerim. Bizim dinimiz diyor ki el cennetü tahta ebdâhikum mehâd. Cennet ananın da babanın ayağı altındadır diyor Hazreti Peygamber. Evet diyelim kardeşlerim. Ama anamız babamız ölmüş ise gidip onların kabrin başında Yasin okumak bilen bir Yasin okusun. Bilmiyorsa bir Fatiha uç ihlas oku. Onların ruhuna ver. Onları ziyaret et. Mahremleri ziyaret etmek. Mahremler, mahrem kimdir? Yani nikahın ondan sahi olmayan kimdir bu? Halandır, teyzendir, ablandır,
efendim, dayıdır, amcadır, böyle yakınlarını ve yaşlıları, bizim dinimiz sadece onları değil, ben de diyor ki kebirine, ve ne diyemem sebirine, feleyse minna diyor. Büyüklerine hürmet et diye, büyükler neyse yaşlılar, küçüklerine de şefkatle merhamet etmeyen bizden değildir diyor Hazreti Muhammed. Evet, yetimleri sevindirmek, okşunları sevindirmek değerli kardeşlerim. Bakın, Peygamberimiz diyor ki aşağıya üç şeyden dolayı zangır zangır çıktılar. Nedir bunlar? Bir tanesi haksız yere kadın boşama. Evet, haksız yere bir tanesi kadın boşama. Bir tanesi Muhasib-i Cemal Hazretleri'nin vefatı, dersimin başında söyledim. Bir tanesi de yetim çocukları ezmek. Bugün bayram günü değil sadece, öbür günler dahi bir yetim çocuğun başını şöyle elimizle merhametle okşadığımız takdirde onun başındaki saçlarının adeti kadar Cenab-ı Hak bize sevap verir. Allah bize sevap vermek için bak neler, ne fahiler oluyor. Bu kadar büyük sevaplar var. Allah cümlemizi muhafaza et. Bu sevapları kazananlardan eylesin değerli kardeşlerim. Evet, bakın şimdi bayram namazı kılacağız cami. İşte tabii şimdi yine yani biz gülken bir yakınlarımıza müracaat edilecek. Değerli kardeşlerim şimdi tabi senede iki bayram namazı var. Birisi Eid-i Fıtır, birisi Eid-i Udhiye. Yani bu bayram namazı nedir? Fıtır bayram namazıdır. Ama bir zamanlar biliyorsunuz buna bir isim bulmuşlardı. Şeker bayramı. Bizim dinimizde şeker bayramı diye bir bayram yok. Ha kaç yerin tatlı konuşalım. O olabilir. Yani efendim ikram etmek güzel bir şey ama yani şeker bayramı diye bir bayram yok. Bir zamanlar biliyorsunuz efendim kavurma bayramı dediler. Kavurma bayramı. O zenginler kendileri en talip pir olanları yerler verir ama Müslümanın o fakirin menfaatine olan şeyi ona bütün böyle isimler bulurlar. Allah cümlemizi muhafaza eder. Bizim dinimizde yani Eid-i Fıtır Eid'in ilk bayram manasındadır. Udhiyye, kurban bayramı. Şimdi bugün kılacağımız nedir? Eid-i Fıtır. İki rekat bayram namazı kılacağız. Tarif edeyim, şaşıran olmasın. Evvela, ya Rabbi niye diyorduk? Senin rızan-ı şerifin için zevai tekbirleriyle beraber bayram namazını kılmaya uygun cemaatin imamı. İmamla beraber imam tekbir alıyor, bizlerle tekbir alıyoruz. İmam gizlice, biz de gizlice Şubah 2'yi okuyoruz. Daha Fatiha ve Zamm-ı Sûre'ye başlamadan imam bu arada 3 kere daha zevai tekbirlerini alıyor. Aldıktan sonra el besmeliyle elhamd efendim Zamm-ı Sûre birinci rekatı tamamladı. Kalkmış ikinci rekatta imam besmele ile Fatiha ve Zamm-ı Sûre'yi okuyor ve birinci de zevai tekbirlerini Fatiha'dan önce alıyoruz. İkinci efendim rekatta Fatiha ve Zamm-ı Sûre'den sonra üç kere gene zevai tekbirlerini alarak böylece bayram namazımızı kılmış oluyoruz. Şimdi öyle bir söz verelim ki bayram bitti, namaz bitti diye içimizde böyle bir Müslüman olacağına ben kanaat getirmiyorum. Müslümanız elhamdülillah, inanmışız, camiyi doldurduk, Allah hepimizden razı olsun. İbadetlerimize devam etmek Allah'ın emridir bu. Öyle yani Ramazan bitti, namaz bitti diye bir şey yok. Rahu üretmeye, hatta yetkiye gel yakın diyor Allah, ölünceye kadar namaza devam. İbadete devam ama öyle bir kelime yapalım ki şeytanın başını kıralım ve efendim melekleri sevindirelim. Buyurun şimdi. Aşk ile ama. Estağfurullah. Estağfurullah.
Estağfurullah, estağfurullah. El-Azim, El-Kerim, El-Rahim, El-Lezî, La ilahe illa hu, El-Hayyel Kayyum, ve etûbu ileyh, ve nes'eluhu tevbete, ve mağfirete, ve rahmete, ve hidayete, ve nusrete lena, innehu huve tevvâhur rahîm, innehu huve tevvâhur rahîm. Âmentü billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve liyevil âfiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallâhi teâlâ ve l-nâsı ba'del mevki hakkun eşhedü en la ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu günahlarımızın affı için, tevbemizin kabuliyeti için, İmanımızın selameti için diyelim açık kalbiyle eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Öpmüş analarımız, babalarımız için ve sağ olan ana ve babalarımız, bütün evladı yavrumuzun sıhhat ve selameti için diyelim ne dahil açık kalbiyle eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden. Selamun aleyküm müsellim ve elhamdülillahi rabbil alemin. Geçmişlerimizin ervahı için, Allah rızası için, hepimizin sıhhat ve selameti için el-Fatiha. Bak şu boşlukları doldurayım. Arkada şey var mı? Tamamen doldurayım.